Çalışma sevdası Hüseyin bunlar sana. Yan yana, yan yana Hüseyin Dündar'la yan yana. Hadi yürüdün, yürü. Hüseyin Dündar'la yan yana. Hadi çarşamba. Hadi başım. Halkın içinden, halkın adamı, özlenen, bekleyen, çarşambadan, gönüllenen, çarşambanın mimar sınavı geliyor. Aynı gayrı yok bizde. Yürüyelim hep birlikte çarşamba diyoruz. Bizim dünyada ne görünüyoruz? Evet, yan tarafa arkadaşlar. İçeri dağılıyorum. Evet, yan taraftaki arkadaşlar. Sizlerin içeri dağılmak istiyorum. Evet, lütfen. Yan tarafta bulunan arkadaşlar içeri dağılıyorum. Yan yana, yan yana. Bir müziği alalım, müziği alalım. Evet, başkanımız diyor ki, çok güzel bir kalabalık var coşku. Yalnız bu coşkuyu bütünleştirmemiz lazım diyor. Sağ taraftaki, sol taraftaki abiler ablaları içeri dağıtmak için şu tabloyu arka taraftaki arkadaşlar sesim geliyor mu? Şu görselle bir bütünleştirelim, tek yürek yapalım. Evet, sağ taraftan, sol taraftan arkadaşlar. Sizlerden özellikle başkanımızla rica ediyorum. Şu görselle bir bütünleştirelim. Evet, arka tarafta bulunan arkadaşlar. Var mı arka tarafta? Evet, arkadaşlar sizlerden bir telemetre yapalım. Evet, hazırız herhalde. Bir, her akşam yaptığımız gibi son bir hashtag alıyoruz. Hazır mıyız çarşamba? Çarşambanın değerli mahallenin insanları hazır mıyız? Hadi bakayım. Hüseyin! Hüseyin! En büyük başkan! En büyük başkan! Allah razı olsun. Allah razı olsun dilimize. Evet, konuşmalarını yapmak üzere. Çarşamba, bağımsız belediye başkanımız Hüseyin Dündar Bey'in bir kadar devam ediyor. Evet, Hüseyin Dündar başkanımızın bir kadar devam ediyoruz. Alkış! Çarşambaday ziva, Hüseyin Dündar söylenecek sözü var. Hüseyin Dündar, çarşamba sevdasıyla yürünecek yolu var. Hüseyin Dündar, hizmet için gelecek, onunla yüzler gülecek. Hüseyin Dündar ile. Evet, güzel çarşambam, bugün bir başka güzel. Hepinizi hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çarşambamızın her mahallesinden bu güzel tabloyu oluşturmak üzere bu davetimize icabet ederek buraya katılan değerli hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, değerli büyüklerim, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu muazzam tablo Abdullah Paşa Meydanımızdaki bu güzel tablo neyin işaretçisi? Çarşamba kararını bugünden verdi. Çarşamba Hüseyin Dündar'la yan yana diyor. Hayırlı olsun.
Çarşamba sevdası Hüseyin Dündar sabahı. Değerli hemşehrilerim, yaklaşık 2 aydır sahadayız. 143 mahallemizdeyiz. Köylerimizde, çarşambamızın caddelerinde, sokaklarda çarşambayla buluşuyor. Siz değerli hemşehrilerimizle hasret gideriyor, bir oluyor, beraber oluyor. Çarşambamızın aydınlık yarınlarına doğru hep birlikte yürüyoruz. Bu büyük hikayeyi, bu başarı hikayesini hep birlikte yazıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Büyük başar! Büyük başar! Değerli hemşehrilerim, daha önceki günlerde akşam programlarımızda soğuk vardı. Elhamdülillah şimdi artık havalar ısındı. Bugün biraz sıcakta bunalacaksınız. Ama memleketimiz için, çarşambamız için buna değecek. Buna değecek Allah'ın izniyle. Burada değerli hemşehrilerim, sizin oluşturduğunuz bu güzel tablo, Abdullah Paşa Meydanı'ndaki bu güzel tabloda siyaset yok. Burada siyasetin hırsı, ihtirası yok. Burada ne var? Burada hizmete olan özlem var. Yeniden Hüseyin Dündar'la, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle buluşma var. Hayırlı olsun şimdiden. ...14 Şubat Çarşamba günü yine bu meydanda, hemen arkamızda, beklenen güne az kaldı demiştik, hatırlayın. Beklenen güne az kaldı. Çarşamba özlediği eserlerle, hizmetlerle şenlenecek demiştik. Bugün o gün geldi elhamdülillah. Bugün cumartesi. Yarın çarşambanın önüne sandık geliyor. Çarşambalı'nın önüne sandık geliyor. Çarşambalı sandıkta ne yapacağını çok iyi biliyor, çok iyi biliyor. Değerli hemşehrilerim, sizlerle bir yola çıktık, bir yolculuğa çıktık. 2 aydır yürüyoruz. Çarşambanın başarısı için, memleketimizin geleceği için yürüyoruz. Sizler, başkanım sen nerede kaldın diyerek sadece eski belediye başkanınıza olan özlemi değil, aynı zamanda beni göreve çağırarak hizmete duyduğunuz güveni ifade ettiniz, güveni. Ben de çarşambanın sizlerin bu çağrısına, bu güvenine layık olmak için aday oldum. Canla başla dedim, o gün bugün devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, ben de görev yaptığım zamanlarda bunlar gibi, bu 5 yılda olduğu gibi adamına göre davransaydım,
adamcılık yapsaydın bu tablo olur muydun? Biz bu yolu birlikte yürüyebilir, birbirimize güvenebilir, birbirimize itimat edebilir miydik? Edemezdik. O bakımdan Hüseyin Dündar Çarşamba'yla bir oldu. Çarşamba eski belediye başkanlarıyla bir oldu. Önümüzdeki dönemi hizmet belediyeciliğiyle, eser belediyeciliğiyle, çarşambamızı yeni eserlerle hep birlikte süsleyeceğiz. Çarşambamıza yine o eski günlerde olduğu gibi belediyeciliğin ne olduğunu hep birlikte göstereceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, ben bu makamdan, belediye başkanlığından 3 dönem bulundum. Bu belediye başkanlığı sorumluluk gerektiren, çalışma gerektiren, mesuliyet gerektiren bir makam. Seçimi kazanmak için her yolu mübah görenlerce, sırf başkan olabilmek için heveslenilecek bir makam hiç değil. Hiç değil. Sizin eski belediye başkanınızın Hüseyin Dündar'ın yeniden sizlerin desteğiyle, sizlerin tercihiyle Çarşamba'ya belediye başkanı seçilecek olmasından rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Başkanım kaybedecekler başkanım. Çakallar diyorlar başkanım. Rahatsız. Hüseyin Dündar daha önce 3 dönem başkanlık yaptı. Çarşamba Belediyesi'nin, Hüseyin Dündar'ın başarılarını örnek olarak göğsünüzü gere gere her yerde anlattınız. Şimdi neden saygı duymuyorsunuz? Biz olmasak yapamazdı diyorlar değil mi? Biz olmasak yapamazdı. 5 yıldır siz yine varsınız. Hüseyin Dündar yok. Siz yine varsınız. Niye yapamıyorsunuz? 5 yıldır niye yapamıyorsunuz? Demek ki size bağlı değil. Size bağlı değilmiş. Başarılı, gayretli, milletine hizmet edilmeyi dert edinen, çalışan, ehliyetli, tecrübeli bir belediye başkanına bağlı bu işler. Sizin gizlemeye çalıştığınızı Çarşambalı çok açık, çok net biliyor, görüyor. Onun için buradayız. Bugün Abdullah Paşa Meydanımızdaki bu güzel tablo bunu işaret ediyor. Değerli hemşerilerim, bunlar seçimi kazanmak için seviyeyi çok düşürüyorlar. Sizler de görüyorsunuz. Algılar, yanıltmalar, manipülasyonlar. Evet başkanım. Korku var başkan, korku! Filamaların fotoğraflarını çekip mağdur edebiyatı yapıyorlar. Paylaşıyorlar. Benim Çarşambalı hemşerilerim
böyle ucuzluklar yapmaz. Benim yol arkadaşlarım, benim 107 bin çarşambalı seçmenim böyle ucuzluklar yapmaz. Bunların seviyesizliğini şu çelik köprümüz var ya, asma köprü. Orada arkadaşlarımız böyle bir resmimizi asmışlar. Oraya gidin bakın. Bir gün duramamışlar. Hemen önüne yeni bir resim asmışlar. Ya köprünün bir de doğu tarafı var. Oraya zaten büyük resim asmışsınız. Bu kadar seviyesizlik olur mu? Ama bunların yarın işi bitiyor değerli hemşehrilerim. Her şey çarşambalının gözleri önünde cereyan ediyor. Sizlerin gözü önünde. Bakın, çarşambaya yapılan hizmetleri Hüseyin Dündar yapmadı diyor. Ya sen buraya geleli iki gün oldu. Sen çarşambanın 20 yılını nereden bileceksin? Bunun eline bir şeyler yazıp veriyorlar. Bu da bunları paylaşıyor. Benim hemşerilerim 20 yıldır yaşadığına, gördüğüne mi inanacak? Yoksa senin iki gündür yazdığına, çizdiğine mi inanacak? Değerli hemşerilerim, hava sıcak ama burada toplandık. Bu güzel tablo, bu muazzam tablo. Son günümüz. Yarın sandığa gidiyoruz. Onun için bazı gerçekleri paylaşalım. Çarşambalı hemşehrilerimizle dertleşelim diye bunları söylüyorum. Önceki günlerde otogarda çarşambalı otomobil tutkunları, motor tutkunları, bize bir haber geldi. Akşam programımızı yapıyoruz. Başkanım, otogarda otomobil tutkunu gençler, motorcular toplanmışlar, sizi bekliyorlar. Saat 10'dan sonra. Otogara gittik. Otogar dolu. Yüzlerce otomobil. Binlerce genç. Hüseyin Dündar diyor. Önceki akşam çarşambalı çiftçiler, traktörcüler sebze halinde toplanmış. Çarşamba sebze halinde toplanmış. Yüzlerce traktör, binlerce vatandaşımız Hüseyin Dündar diyor. Hüseyin Dündar diyor. Çarşambanın geleceği, çarşambada belediye hizmetlerinin tekrar başlaması için eski başkanlarına güveniyor. Bunlar akşam bu görüntüleri izlemişler. Otogardaki görüntüleri, sebze halindeki görüntüleri izlemişler. Sonraki gün bu arkadaşlara yarın akşam da bize gelseniz olmaz mı diyorlarmış. Yarın akşam da bize bir program yapsanız olmaz mı? Yahu bu işler böyle olmuyor. Sen benim hemşerilerime düpedüz hakaret edeceksin. Çarşambalı hemşerim,
sana gelir mi? Değerli hemşehrilerim, yarın sandığa gidiyoruz. Yarın bütün çarşamba 107.351 seçmen sandık başında oy kullanacak. Ama bir kişi çarşambada oy kullanamıyor. Çünkü bunun çarşambada kaydı da yokmuş. Kendine oy istiyor. Çarşambada belediye başkan adaylığı iddiasında ama kendine oy kullanamıyor. Bütün durumu bu ifade ediyor aslında. Değerli çarşambalılar, değerli hemşerilerim, sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizim bu üç dönem çarşambamızı nereden alıp hangi seviyeye hep birlikte çıkardığımızı çok iyi biliyorsunuz. Bu üzerinde bulunduğumuz, şu anda bu güzel toplantıyı icra ettiğimiz Abdullah Paşa Meydanımız. Buraların eski halini hatırlayın. Eski garajlar, gündüz bile güvenli olarak gidilemeyen yerler vardı burada, hatırlayın. Sizin bu belediye başkanınız buralara aldı Abdullah Paşa Meydanı. Rahmetli Muhsin Başkan'ın adıyla Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı. Arkada Batı Yaka Kapalı Pazar Yeri. Yukarıda parkımız, Emirgan Parkımız, sosyal tesislerimiz, Yeşilırmak kıyısında yaptığımız düzenlemeler. Bunların hepsi sizin eseriniz. Sizin belediye başkanınızın eseri. Hep birlikte başardık bunları. Karşı tarafta Yeşilırmak kıyısının yine Ordu Karayolu'ndan itibaren 10 kilometre boyunca düzenlenmesi, kıyı düzenlemeleri. Buradaki Ada Parkımız, Çarşamba Belediyesi'nin çöp döküm sahası adanın Ada Park haline gelmesi, Türkiye'nin ödüllü projesi olarak Çarşamba'nın adının duyurulduğu ödüllü proje olarak Ada Park haline gelmesi. Şurada 100 yıl çarşamba bütün kamyonu, otobüsü, aracı, yayası, öğrencisi şu 7-8 metrelik köprüden gitti geldi. 2004 yılında sizin bu belediye başkanınız, bir olduk, beraber olduk. Yeşilırmak üzerine yeni köprüler. Bu köprünün yenilenerek, tarihi bir doku verilerek yayalaştırılması. Buradaki düzenlemeler. Bu köprülerin bağlantı yolları, yeni yollar, yeni imar uygulamaları. Çarşamba bizim dönemimizde 2-3 kat büyüdü. Buradaki çelik asma köprümüz, istasyon caddesiyle sanayi kavşağına bağlanması. Bu köprünün Ayvacık yoluna, Yunus Emre Caddesi'ne bağlanması. Ayvacık Salı Pazarı yolu bağlantıları. Bütün bu hizmetler, bütün bu hizmetler sizin belediye başkanınızın eseri değil mi? Geçemiyoruz. Evet. Geniş yol. Evet. Bir dakika,
Çarşambamıza üniversite kampüsü. Üniversite kampüsünü hayırsever yaptı. Öbürünü hükümet yaptı. Berikini bakanlık yaptı. Hüseyin Dündar'a hiçbir şey kalmadı. Üniversite kampüsünü hayırsever yapıyordu da 5 yıldır bu üniversite kampüsüne bir çivi niye çaktıramadınız? Niye? Böyle bir niyetiniz yok. Böyle bir düşünceniz yok. Böyle bir gayretiniz yok. Onun için çarşamba eski belediye başkanını tekrar göreve çağırdı. Onun için biz buradayız. Makam mevki için değil, koltuk için değil, değerli hemşehrilerim, hizmet için, çarşambamıza yeni hizmetler sunabilmek için. Onun için beraberiz. Onun için buradayız. Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Belediyesi benim dönemimde öz kaynaklarıyla Çarşamba'da kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Eski mezbahane bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması iki etapta 8 blok inşaatı benim dönemimde tamamladık. Vatandaşa teslime hazır hale geldi. 2019'da ben görevden ayrıldım. Kentsel dönüşüm çalışmasını bunlar iptal ettiler. Bunların belediyecilik anlayışı yok, yok. Bunlarda hizmet anlayışı yok. Bunlar ağır işin altına, ağır yükün altına girmeden hazıra konarak, hazırı yiyerek 5 yılı bitirdiler. Değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, bizler 3 dönem çarşambamıza yüzlerce kilometre altyapı çalışması yaptık, altyapı. Çay mahallemizde, Yeşilırmak mahallemizde, Umut mahallemizde, Gazi mahallemizde, Cumhuriyet'te, Cumhuriyet mahallemizde yüzlerce kilometre altyapı çalışması. Ama bizim yaptığımız çalışmaları biz çarşambalıyı, vatandaşı rahatsız etmeden yaptık. Bizim yaptığımız çalışmaları planlı olarak, düzenli olarak yaptık. Şimdi öyle mi? Şimdi öyle mi? Bunlar yazın duruyorlar, kışın çalışıyorlar. Çamur, çukur, toz, eziyet çarşambamızı ziyan ettiler. Ama pazar günü geldi. 31 Mart pazar günü geldi. Daha bunları anlatmaya gerek yok. Sandık yarın önümüze geliyor, sandık. Hizmetlere başlıyoruz Allah'ın izniyle. Hizmetlere başlıyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Değerli hemşehrilerim, doğalgaz, çarşamba doğalgazla bizim dönemimizde tanıştı. Biz doğalgaz firmasıyla örnek çalışma yaptık. Örnek oldu Çarşamba Belediyesi'nin çalışması. Toplantılarda hep söylendi. Çarşamba Belediyesi'nin doğalgaz çalışmasındaki esas alın bunu. Bunu model alın.
Buna göre çalışın denildi. Ama doğalgaz ya bu. Bunu da Hüseyin Dündar yapmadı diyecekler. Bakınız değerli hemşehrilerim. Önümüzdeki dönemde yine ciddi bir program ile, ciddi bir planlama ile çarşambamızda doğalgaza erişen konut sayısını artıracağız. Dikbıyı'ya, çarşambamızın civardaki mahallelerine doğalgazla ilgili çalışmaları başlatacağız inşallah. Bunları planlıyoruz. Burada Yeşilırmak kenarında Ada Parkımız var. Sonra Yeşilırmak boyunca devam ediyoruz. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkımız var. Hatırlayın. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı eskiden kum çakıl çıkartılan atıl vaziyetteki 600 dönümlük alanın ıslah edilmesiyle Çarşamba Belediyesi tarafından, Çarşamba Belediyesi'nin çalışanları tarafından, Çarşamba Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla, belediyemizin makinesiyle, aracıyla hep birlikte yaptığımız eser. Bakın burada belediyeci arkadaşlarımız var. El sallıyorlar. Emekli arkadaşlarımız, çalışan belediyecilerimize selam olsun. Yeni eserler yapmak üzere hazır olun kardeşlerim. Bunlar 2019'dan sonra Türkiye çapında bilinen Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nı kendi haline bıraktılar. Orada çarşambanın tarihine, tarihinin dokusuna uygun olarak inşa ettiğimiz tarihi çarşamba sokağı, meydan, çarşamba konağı, camiler, piknik alanları, rahvan yarış pisti, atlı binicilik tesisleri, bütün bu 600 dönümlük Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı kendi haline bırakıldı. Oradaki çarşamba konağı ilgisizlikten, bakımsızlıktan yandı. Sonra bu tesisleri birine vermişler. Halbuki bu tesisler, bu Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı bütün çarşamba için yapıldı. Birisi ticaret yapsın, bütün çarşambaya rağmen para kazansın diye yapılmadı. Şimdi bütün bu tesisleri yine sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak yandaştan alıyoruz, siz vatandaşlarımıza veriyoruz. Değerli hemşehrilerim, yarın çarşamba kararını Hüseyin Dündar'dan yana verdikten sonra Cenab-ı Allah neticeyi bu şekilde takdir ettikten sonra bunun karşısında kimse durabilir mi? Asla duramaz. Yarın neticeyi aldıktan sonra kolları sıvıyoruz inşallah. Şehir merkezimizi, yollarımızı ele alıyoruz. Yol çalışmalarını çok hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Bütün yollarımızı. Böyle şehir olur mu? Böyle şehir olur mu? Vatandaş
Köye gittiğimiz zaman bize diyor ki, ben diyor zorunlu kalmadıkça çarşamba şehir merkezine arabamla gitmek istemiyorum diyor. Köyde çok rahatım diyor. Köylerimizde de benim son dönemimizde 2014-2019 döneminde 1200 kilometre yol çalışması yaptık. Beton yollar, beton kaplamalar, asfalt kaplamalar, parkeler. Şimdi sizlerden aldığımız yetkiyle inşallah köylerimizde de hızlı bir yol çalışmasına başlıyoruz. Şehir merkezimizde bu pazar yerlerimiz ihmal edildi. 5 yıl boyunca bu Batı Yaka pazar yeri Ayvacık yolu kenarına taşınacak, buradan gidecek, şöyle olacak, böyle olacak, bu dedikodularla geçti. Pazar yerlerimizi burada muhafaza ediyoruz. Yeni pazar yerlerimize bakımlarını yapıyoruz. Çay Mahallesi'nde Cuma pazarımız var. Ben ayrılırken yenilenecektim. Bize nasip oluyor tekrar. Biz yapacağız inşallah. Dikbıyık'taki pazar yerimiz. Merkezdeki diş hastanesinin karşısındaki pazar yerimiz. Bütün pazar yerlerimiz, yollarımız, kaldırımlarımız, bu şehir merkezindeki keşmekeş, otopark sorunları, düzensizlikler, bunların hepsi 31 Mart'tan sonra sizden alacağımız yetkiyle yeni dönemde başlayacağımız çalışmalar olacak inşallah. Üniversite kampüsümüze yeni eserleri, yeni çalışmaları yine biz yapacağız. Bunlar bilmezler. Biz yapacağız inşallah. Çarşambamızdaki kültür etkinlikleri, değerli hemşerilerim, burada 6 yıl boyunca bu Abdullah Paşa Meydanı'nda, hatırlayın, kitap fuarları, kültür etkinlikleri, bütün bu çalışmalar, sosyal belediyecilik çalışmaları, özel eğitim okulu, Çarşamba Belediyesi yaptı bunu. Hayırseveri Çarşamba Belediyesi. Şimdi yeni sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak kreşler, diğer sosyal faaliyetler, otomobilciler için, motor tutkunları için yeni alanlar, tarıma destek, çiftçilerimizle el ele bir yerel yönetim anlayışı. Bunların hepsini inşallah sizin belediyeniz, sizin 31 Mart'ta yetki vereceğiniz yeni belediye hep birlikte yapacağız inşallah. Değerli hemşerilerim, az önce konuşmaya çıkarken Üç Köprü mahallemizden bir arkadaşımız hatırlattı. Üç Köprü mahallemizde vatandaşımızın tapuyla ilgili sorunları vardı. Biz kararlarını almış, vatandaşlarımızın tapu işlemlerini yapıyor idik. 2019'da ayrıldıktan sonra bu işlemler bu yönetim tarafından iptal edildi. Şimdi Hüseyin Dündar gelirse tapularınızı alamazsınız deniyor. Bakın, iptal eden, bozan bunlar, yalanı söyleyen bunlar. Değerli hemşerilerim, Üç Köprü'deki tapu işlerini de, kentsel dönüşümle ilgili işleri de vatandaşımızın tamamen rızasına dayalı olarak inşallah yine sizin belediyeniz, sizin belediye başkanınız halledecek. Böyle çalışacağız inşallah. Değerli hemşerilerim, bugün sizin bu güzel katılımınızla, bu coşkuyla, bu güzellikle bu 31 Mart seçim sürecindeki son programımızı yapıyoruz. Sizlerin
sizlerin katılımı, sizlerin desteği, sizlerin heyecanı Türkiye'de örnek teşkil edecek bir hareketi, bir halk hareketini doğurdu, bu noktaya getirdi. Yarın akşam zaferimizi ilan ediyoruz. Yarın akşam Çarşamba zaferini ilan ediyor. Çarşamba yarın akşam siyasetin millete rağmen yapılamayacağını, Çarşambalı'nın istemediği adayın Çarşamba'da belediye başkanı olamayacağını ilan edecek. Değerli hemşerilerim, artık harcanacak zaman yok diyoruz. 31 Mart'ta sizlerden aldığımız yetkiyle yeni hizmetler, yepyeni eserler için Bismillah diyoruz inşallah. Bu duygularla, bu güzel katılımınız için, bu güzel tablomuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerimizin çarşambamıza hayırlar getirmesini, yeni eserlere, yeni hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Arkadaşlarım, yarın sandığa gittiğimizde oy verme işlemiyle ilgili konuyu bana hatırlatıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız bütün toplantılarda, bütün konuşmalarda yazılı, görsel bunu paylaştık. Bazı yerlerde artık başkanım anlatma, biz bunu biliyoruz diyorlar. Ama değerli hemşehrilerim, Çarşambalı'nın kararının sandıkta bir oy dahi zayi olmadan gerçek şekliyle ortaya çıkması için yarın son bir görevimiz var. En önemli görevimiz, sahadaki bu hakimiyetimizi, sahadaki bu başarımızı yarın inşallah sandıktan da çıkartacağız. Sandıktan da Çarşamba'nın kararı, Çarşamba'nın başarısı, Çarşambalı'nın zaferi çıkacak inşallah. Bizim oy pusulamız mavi renkli. Bakın, Çarşamba Belediye Başkanlığı oy pusulası mavi renkli. Bu yarın sandık görevlisinin bize vereceği mavi renkli oy pusulasının en sonunda sizin belediye başkan adayınız, bağımsız belediye başkan adayı Hüseyin Dündar yazılır. Hüseyin Dündar'ı oy pusulasının en sonunda buluyor. Bu işaretli alanda, bu yuvarlak alana evet mührünü vuruyoruz Allah'ın izniyle. Vakit geldi. Evet, değerli hemşehrilerim. Evet mührünü Çarşamba eski belediye başkanı Hüseyin Dündar'dan yana kullanıyor. Çarşamba'da yeni hizmet dönemi, yeni eserlerle buluşacağımız yeni dönemimiz bu şekilde başlıyor. Hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlı etsin. Değerli hemşehrilerim, buradaki
bu konuşmamızı, bu programımızı bitirdikten sonra çarşambada konvoyumuz var. Bakın sesleri geliyor. Konvoyumuz. Çiftçilerimizin, otomobilcilerimizin, tırcılarımızın, çiftçilerimizin, siz değerli çarşambalı halkımızın katılımıyla çarşambanın coşkusu, çarşambanın heyecanı konvoyla devam edecek. Saat 5'te programımızı bitireceğiz. Yarın sabah 7'de sandıkların başında görevlilerimiz hazır olacak. Hazır olacak. Yarın akşam çarşambanın zaferini kutlamak ve bunu paylaşmak, burada buluşmak üzere hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli çarşamba hemşehrilerimiz, değerli Hüseyin Dündar sevdalıları, gönüllüleri, hepinize ayrı ayrı canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Yan yana. Hep birlikte çarşamba diyoruz. Çarşamba evimiz, bizim işimiz diyoruz. Teşekkürler çarşamba. Mesajları her yerde, sevgisi gönüllerde. Halkın içinden, halkın adamı, özlenen, beklenen, hizmetleriyle çarşambanın, gönüllerin bir versiyonu. Yan yanayız, can canayız, halkımıza hizmetkar, sayayımız, sevdamız, birlikte çarşamba. Hep birlikte çarşambanız. Halkımıza hizmetkar.